Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 9 Pro'nun incelemesini yapacağız. Evet, hiç lafı uzatmadan direkt başlayalım. Kutu içeriğinde telefon, kılıfı, 30 wattlık, yani 33 wattlık hızlı şarj adaptörü ve Type-C kablosu bizi karşılıyor. Kutu içeriğini zaten bir önceki videoda incelemiştik. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Direkt tasarımıyla başlamak istiyorum telefonun. Bu telefonda damla çentik görmüyoruz. Nokta çentik ön kamera, yani nokta şeklinde bir ön kamerası var. Bu benim açıkçası damla çentikten daha çok hoşuma gidiyor. Üstte ahizemiz ve bildirim ışığımız var. Telefonun, yani ekranın üst kısmında. Telefonun üst kısmında ise bir kızıl ötesi sensörümüz ve mikrofonumuz yer alıyor. Sol tarafta micro SD ve sim kart yuvalarımız bulunuyor. Telefonda çift sim ve ayrıyeten micro SD kart yuvası bulunuyor. Bu da iki sim kullanıp üstüne micro SD kart takmak isteyenler için bir avantaj. Sağ tarafında ses açma kapatma ve güç butonu bulunuyor ve güç butonuna entegre bir şekilde parmak izi sensörü bulunuyor ve bu sensörün yerleşimi gerçekten gayet güzel. Yani elinizin altında direktman telefona direkt ulaşabiliyorsunuz. Düğmeye direkt bas. Bunu ben ekrana yerleşik parmak izi sensörlerinden daha çok seviyorum. Parmak izi iyi çalışıyor ama parmak izinin şöyle bir dezavantajı var. Telefonu cebinizden çıkarırken eliniz direkt zaten o pozisyonda giriyor. Ve çıkarırken telefon açılabiliyor da koyarken telefon açılabiliyor. Bunun için de ayarlar menüsünden parmak izi sensörünü dokun değil de bas seçerseniz basmadan açmıyor. O da yapılabilir. Alt tarafta Type-C girişimiz, hoparlörümüz ve 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. Bu telefonun yine olumlu özelliklerinden bir tanesi. Çoğu yeni telefonda artık 3.5 mm'lik jack bulunmuyor. Kutu içeriğinde bir kulaklık yok fakat eğer kaliteli bir kulaklığınız varsa bu telefonla kullanabilirsiniz. Bu da olumlu bir şey. Ön ve arka tarafında Gorilla Glass 5 tercih edilmiş. Arka tasarımında ortada kare şeklinde 4 kamerayı ve altında flaşı görüyoruz. Burada şöyle bir detay var. Yeşil rengin, mavi ve beyaz renginde, yani mavi diyeceğim çünkü gri aslında ama ışığın altında mavi gibi gözüküyor, lacivert gibi gözüküyor. Gri ve beyaz renginde kameranın altında flaşın bulunduğu yer böyle siyah bir zemin üstündeyken yeşil renginde bu böyle değil. Ve 64 megapiksel kamera yazısı yeşil renginde yukarıda yazıyor. Bu telefon Redmi Note 9 Pro değil mi acaba? Demeyin, öyle. Ve yeşil renginde alt tarafında böyle noktalı bir yapı tercih edilmiş ve bu diğer renklerden yeşil rengi ayırıyor. Sebebini bilmiyorum ama yeşil renkte böyle tasarım farklılıkları mevcut. Arkası cam dedik. Birazcık yansıma yapıyor ve bu güneş altında telefonu biraz daha premium gösteriyor. Amiral gemisi gibi gösteriyor. Ama şöyle bir olumsuzluğu var. Bu arka cam yüzeyinde parmak izi çok fazla kalıyor. Kılıf kullanarak bunu çözmeniz gerekiyor. Kılıf demişken kutu içeriğinden çıkan kılıf siyah şeffaftı. Yeşil ve beyazda da bu kılıf normal şeffaf olarak çıkıyor. O kılıf birazcık sararıyor. Bu yeşil şeffaf sanırım biraz daha sararmayacak. Teknik özellik kısmına gelecek olursak boyutları 165 mm uzunluk, 76 mm genişlik ve 8.8 mm bir kalınlığa sahip. Çok kalın bir cihaz değil ama birazcık boyut olarak iri. Alışmak zor değil, bir güne alıştım diyebiliriz. Sadece ağırlığı biraz 209 gram ama daha böyle ağır hissettiriyor. Ağırlık dağılımından dolayı olsa gerek birazcık hani bazen hani of çok ağır ya elim ağrıdı diyebiliyorsunuz. Ama bu bir süre sonra eliniz de alışıyor artık. Onun haricinde 6 GB RAM ile geliyor. Türkiye'de Note 9 Pro modeli 6 GB RAM ile. Yurt dışında ise Pro Max olarak satılıyor bu model. Pro modeli Türkiye'de Note 9 S olarak satılıyor 4 GB RAM ile. Snapdragon 720G işlemcisi var. Bu işlemciyle biz zaten ileride de söyleyeceğiz. Oyun oynadık. Fotoğraf da çektik. Kamerayla da videolar da çektik. Fotoğraflar da çektik. Herhangi bir ısınma, donma, kasma vesaire yaşamadım. Gayet güzel, hızlı çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu kullandığım telefon 128 GB depolamaya sahip. Ancak microSD kart desteği olduğu için 512 GB'a kadar. 64 GB anlık microSD kartla 512'ye kadar çıkarılabilir. Ben 128 tercih ettim. Batarya performansı olarak 5020 mAh bir bataryası var ve 30 watt hızlı şarj destekliyor. Zaten içinden çıkan adaptör de 33 wattlık. Yaklaşık 60-70 dakikaya %5'ten en düşük %5 gördüm. %5'ten %100'e 60-70 dakikaya şarj oluyor. Tam bitmesi ise
Nasıl kullandığınıza bağlı. Zaten batarya testini de PUBG ile birlikte yaptık. Şöyle söyleyeyim size. Normal bir kullanıcıysanız, hani günde sadece telefonla konuşan, arada WhatsApp'a, Instagram'a, sosyal medyada dolaşan ve çok aşırıya kaçırmayan biriyseniz 2 gün çok rahatlıkla gidiyor. Hatta çok çok az kullanıyorsanız 3 günü zorlar bile. Yoğun kullanıyorsanız ama oyun oynamıyorsanız, mesela sürekli sosyal medyadasınız, WhatsApp'tasınız, Instagram'dasınız, YouTube'dasınız. Bir günü çok rahat çıkarıyor, 1,5 güne zorlar. Yani 1,5 güne kadar gider, 2 günü çok zorlar. Ve sürekli oyun oynuyorsanız da zaten PUBG'de de gördük. 15 dakikada %3 falan gidiyor şarjı. Onu da ileride göreceğiz zaten. Yine yani bir günü rahat çıkarır yoğun kullanımda da. Power user dediğimiz kitlede, yani telefonu iliğine kadar sömüren kitlede de bir güne çok rahat çıkar. Kamera kısmına gelecek olursak 64 megapiksellik bir ana kameramız, 8 megapiksellik ultra geniş açı kameramız, 5 megapiksellik makro kameramız ve 2 megapiksellik derinlik algılama sensörü dediğimiz kameramız mevcut. Kamera performansı ile ilgili fotoğrafları ben şu an zaten ekrana koyuyorum. Siz de görüyorsunuz. Geniş açı, mesela 64 megapiksel ana kamera güzel çalışıyor. Sadece şöyle bir şey var. Yapay zeka modunda renkleri biraz fazla parlatıyor ama yapay zeka modu kapalıyken gayet güzel. Gözü doyuran ve kalitesini hissettiren bir fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. 64 megapiksel modu var. 64 megapiksel modunda da gerçekten yaklaştırdığınızda bile fotoğraf kalitesinin kaybolmadığını görüyorsunuz. Ama kamerada şöyle bir nüans var. 64 megapikselden geniş açıda 8'e düşünce orada bir hani kalitenin düştüğünü hissediyorsunuz. Ve geniş açıda video çekerken özellikle karanlıkta ışık yetersizken hani çekmeseydim daha iyiydi diyorsunuz. Bunun haricinde kamerada gece modu var. Yine gece modu da gerçekten güzel çalışıyor. Verdiğimiz fiyata, aldığımız ürüne göre iyi çalışıyor. Tabii ki bir amiral gemisi değil, ancak fiyat performans odaklı baktığımızda kamerası gerçekten beni tatmin etti. Ön kamerası gayet güzel. 16 megapiksel bir kamerası var. Yeterlinin de üstünde bir performans sağlıyor. Portre modunda da yine çok abartmadan güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ön kamerada da, arka kamerada da. Genel olarak kamerada fiyat performansını ben, oranını ben gayet beğendim. Bu fiyata bu kamera, yani üstünü de beklememek lazım. Gerçekten çoğu benim diyen telefonla yarışır. Bunun dışında pil testi yaptık. %52 şarjla başladık PUBG oynamaya. 15 dakika gibi bir süre oynadık. %48'e düştü. Zaten şimdi siz de onu izleyin. Gelin ondan sonra birlikte değerlendirelim. Evet, şimdi oyuna girdim. %52 şarjım var. Bakalım oyunun sonunda kaç olacak? Isınacak mı, onu da merak ediyorum. Şimdi hızlı çekime geçelim. Olduk. İlk oyuna göre yani fena değil. Evet, Burak'la oynadık. Kaç dakika oynamışız? 13.3 dakika oynamışız. Şöyle bir şarjımıza bakalım. Şarjımız da %48'e düştü. Şöyle size de göstereyim. %48'e düştü. Şuradan daha iyi görürsünüz. %48. Yüzde kaç başlamıştık? 51. 52 idi. Oyuna girene kadar 51 olmuştu. 15 dakika diyelim biz ona. 13 dakika hayatta kaldık. İlk girmesi falan. 15 dakikada %3 şarj gitti. Yani gayet iyi. Isınma yok. Şu an normal kullanımda nasıl hissediyorsam öyle, elimin terini hissediyorum sadece. PUBG testinden de bu kadar. Evet, oyun testini ve pil testini birlikte yapmış olduk. Oyun oynarken de gayet PUBG'yi yüksek ayarlarda oynadım. HD ayarlarda oynadım. HDR ayarı hani oyuna bir güncelleme gelerek dahil edilebilir. Çünkü bu işlemcinin ben yeteceğini düşünüyorum. Snapdragon 720G gerçekten güzel çalışıyor. Ne bir ısınma, ne bir donma, ne bir takılma, ne de bir yavaşlama hissetmedim. Oyunda da gayet beni tatmin etti açıkçası. Bunun haricinde benim kendi gözlemlerime gelecek olursak, teknik detayları bir kenara bırakıp, bir haftadan fazla süredir kullanıyorum telefonu.
gerçekten ben mesela 5 yıldır iPhone kullanıyordum. Android'e uzun süre olarak yeni geçtim. Aslında arada kısa kısa Android deneyimlerim olmuştu ama buna alışmam gerçekten çok kısa sürdü. MIUI 12 ile geldi zaten. Bununla ilgili de bir soru gelmişti. Soruları birazdan tekrar sözlü olarak cevaplayacağım. Geçen videoda yorumlarda zaten elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalıştım. Bu videoda da yine aklınıza takılan bir şey olursa aşağı yazabilirsiniz. iPhone'dan geçtikten sonra hiçbir alışma sıkıntısı yaşamadım. Gayet güzel bir şekilde ilk bir saat ayarlarımı yaptıktan sonra sanki uzun süredir kullanıyormuşum gibi takır takır kullanmaya başladım. Arayüzü basit, kullanımı kolay. Ayarlarda vesaire her şey zaten açık açık belli oluyor. Mesela parmak izi ayarlayacağım. Ben kilit ekranına giriyorum. Aşağıda diyor ki şifreler ve güvenliğe de gidebilirsiniz diyor. Gittiğinizde zaten karşınıza çıkıyor. Bu tarz şeyler gerçekten kullanımı kolaylaştırıyor. Böyle şimdi bir aklı takılan sorular diye bir bölüm yaptım. İnsanların aklına takılan bazı sorular olmuş. Aşağıda bana yorumlarda gelmişti kutu açılımında. Cevapladım zaten ama burada sözlü olarak tekrar cevaplayayım. Mesela bir soru gelmişti. Hepsi buradan bazen yorumlarda şey yazmışlar. KVK garantili geldi vesaire diye. Ben de gördüm onları. Şöyle bir şey var. Hepsi burada bazı tedarikçilerle çalışıyor. Eğer ürünün satıcısı hepsi buradaysa Xiaomi Türkiye garantili geliyor. Ama aldığınız ürün farklı bir satıcıdansa bazen öyle gelebiliyormuş. İkisi de çok sıkıntı değil ama Xiaomi Türkiye garantili geldi. Biz iki tane aldık. İkisi de öyle geldi. Sık sorulan birkaç sorudan bir tanesi de hangi kargoyla geldi, kaç günde geldi. Dediğim gibi satıcısı hepsi burada olduğu için hepsi jetle geldi ve ben pazartesi akşam aldım. Çarşamba sabah telefon elimdeydi. Yani salı verildi, çarşamba geldi. 6S'ten neden geçtim? Ben bir video yapmıştım 2020 yılında hala 6S alınır mı diye. Çok izlenmedi ama kartlardan ona da bulabilirsiniz. Demiştim ki telefonu çok fazla kullanmıyorsanız, çoğu işinizi bilgisayardan yapıyorsanız 6S yeterli bir 3-5 yıl daha. Ancak ben YouTube için kamera almayıp telefonumu kullanmaya karar verdiğim için ve 6S'im ve 6S'im 16 GB olduğu için pili de biraz biliyorsunuz 6S'in hani ilk çıktığı zamanda bile pil kapasitesi zayıftı. 1700 mAh vesaireydi. Android'in 3000 mAh gibi bir şey. Ama zamanla pili de ölmeye başlayınca ne şarj yetiyordu? Günde 3 kere şarja takıyordum ki telefonu ben çok kullanmıyordum. Çoğu işimi bilgisayardan yapıyordum. Arada WhatsApp, işte YouTube için video çekiyordum vesaire. Günde 3 kez şarja takmak zorunda kalıyordum. Onun haricinde video çekerken depolama sıkıntısı yaşıyordum. Bir video çekeceğim mesela. Dışarıda video çekiyorum. Mesela silikon videosu çektik. Silikon sprey. Onu da kartlara koyayım. Onu da izleyebilirsiniz. O videoyu çekerken bilgisayarı yanımda taşımak zorunda kalmıştım. Gittim abi arabada oturdum. Depolama doldu bir yerden sonra. Mecburen telefona taktım. Bilgisayara attım. Videoları sildim vesaire. Bir daha zaman kaybı. Benim için depolamada önemli bir kriter haline geldi YouTube sayesinde. Yani o yüzden bile telefonda hiçbir şey olmamasına rağmen bana verdiği alan 2-3 GB bir şeydi. O da video çekince hemen doluyordu zaten. Bununla birlikte bazı birkaç farklı nedenler daha olduğu için telefon değiştirme kararı aldım ve bu telefonu tercih ettim. Tercihse aslında arada kaldığım birkaç model vardı. Mesela Galaxy M31 vardı. M51 vardı. Poco X3 vardı ki en çok sorulan sorulardan biri de Poco X3 mü bu mu? Gerçekten ben de bu ikilemde çok büyük kaldım ama ikisi de aynı telefon. Sadece Poco'da 120 Hz ekran var. Bunda 60 Hz ekran var. 120 Hz ekran var. Oyun oynamadıkça bu ekran yenileme oranının pek farkını ben hissetmedim açıkçası. 60 Hz. Hani en büyük rakibi Realme 6 idi galiba. Realme 6 ya da 7 olması lazım. Onda 90 Hz var evet. Ama bunda 60 Hz var. Ben pek fark, yani 60 Hz'in zayıflığını ben hiç hissetmedim. Oyun da oynadık zaten. Orada da çok böyle beni irite eden bir şey olmadı. Şimdi yine gelen sorulardan bir tanesine geçelim. MIUI 12'ye geçtikten sonra telefonların şarjı çabuk bitiyormuş. Böyle bir söylem yayıldı. Nereden yayıldığını ben de bilmiyorum ama bizim dediğim gibi 5 aydır 6 aydır zaten evde bir tane daha bu telefondan vardı ve o MIUI 12, 11 ile gelmişti. 12'ye geçince ben açıkçası çok bir fark görmedim o telefonda. Yani babam kullanıyor. Geçen videoda da söylemiştim. Yine 2 günde bir şarja takıyordu. Yine 2 günde bir şarja takıyor. Ha şöyle olabilir. MIUI 12 biraz daha dinamik bir arayüz. İşte bildirim sekmesi ayrı, kontrol paneli ayrı, değişti, düzenlendi ve yeni geldi. 12.03 var benimkinde. Optimizasyon sorunları illaki olacaktır ama pil performansı olarak öldürdü, bitirdi diye bir şey yok. Kısalsa bile çok hani mesela 24 saat gidiyorsa 23 saat 40 dakika, 45 dakika gidecektir. Yani öyle
24 saat videoda 12 saate düştü gibi bir şey asla söz konusu değil. Zaten yepyeni telefon. Neden öyle bir şey olsun? Ki en iddialı olduğu şey de pili. MIUI 12'de 12.5 gelecek mi henüz belli değil. Onunla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Beta sürümü gelmeyecek ama. Ama tam sürümü gelecek sanırım. Ben olsam gönderirdim Xiaomi yerine. Yani bu kadar tercih edilen bir modeli. Genel olarak böyleydi. Başka dediğim gibi aklıma gelmeyen şeyler olmuş olabilir. Sizin de aklınıza takılan şeyler varsa yine yorumlarda belirtin. Ve ben size yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Geçen videoya gerçekten çok fazla yorum geldi ve ben hepsine elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Şimdiden hani yorum yapan herkese teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar gelmişti. Gerçekten bu işi yaparkenki motivasyonumu arttıran yorumlar bunlar. Yine yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Elimden geldiğince de cevap vereceğim. 200 aboneyi geçtik. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bunun için de şimdiki hedefimiz 500 abone. 500'e doğru gidelim artık. Videolarımız da güzel izleniyor. Beğenilerimiz de güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bugün Redmi Note 9 Pro'yu inceledik. Her yönüyle ele almaya çalıştım. Ama tabii ki de her soruyu burada cevaplamam mümkün değil. Aklınıza takılan soruları aşağı yorumlar bölümünde iletirseniz cevaplayabilirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.